Neriman Hanım. Siz kazandınız. Estağfurullah Nazan Hanımcığım. Ah, sizsiniz değil mi? Tamam. Dün gece benim odama kadar ziyarete gelmişsiniz ama ben yoktum. Taciz gibi olmasın diye de aramak istemedim sizi. Çünkü sizin arayacağınızı biliyordum. Gelin bir kahve mi için? Tamam. Bekliyorum. Anne ben gideyim artık. Yani yarın tekrar gelirim. Bu kadar var ama. Yetmez ama neyse idare edeceğim artık. Şuna bak. Utanmadan bir de çocuğun parasını mı alıyorsun? Sana ne Mesude? Kızım o benim. Sen karışma. Kader, akıllı ol kızım. Paranı yedirme. Sultan gibi bakıyorlar buna vallahi. Yediği önünde, yemediği arkasında. Kim bakıyor sana? Ay, sokaklarda aç kalmayayım diye hayırsever insanlar yardım ediyor Kader. Yani sadaka alacak hale geldim işte. Sen üzülme diye söylemedim sana. Yalan söylüyor kızım, inanma. Aha bak, yeni ayakkabı aldı kendine. Bir de evin içine dolanıyor ayakkabıyla. Sen boğazından kesip elindekini avucundakini veriyorsun, bu insafsız süsünün peşinde. Mecburen ortopedik diye aldım. Davul gibi şişti ayaklarım. Topuklu ayakkabı bu be. Nesi ortopedik? Kızım bu anan senin kanını emiyor vampir gibi. İnanma şuna. Ay kalacak yerim olmadığı için çektiğim şeylere bak Kader. Yani ben bu hallere düşecek insan mıyım? Anne. Hadi gel sen biraz otur tamam mı? Ben gidince de uzan tamam mı? Şey. Bir de parayı biraz idareli kullan lütfen. Ay tamam Kader. Ne yapayım? Yani sokaklarda çıplak ayak mı gezeyim? Onu mu istiyorsun? Ya biz kardeşim doğunca beraber ev tutacağız ya ben o yüzden söyledim. Tamam Kader tamam. Arkadaşlarınla bozuşmanın acısını benden çıkarma rica ederim. Hadi git, git artık. Vallahi pes.